Bu videoda da aynı assumptionlardan devam ediyoruz. Bu sefer veri setinde fark alma işlemi uygulayarak bu yukarıda assumption kontrollerinin hangi durumunun sağlanıp sağlanmadığını, diff alma işleminin hangi assumption'ı ettiğini gözlemleme imkanı bulacağız. Şimdi diff almak demek ne demek? Öncelikle buna bir bakalım. X-train datamız var. Bu X-train datasının içerisinde ben diff alıyorum. Drop any'de yapmayayım. Diff alıyorum. Ne yapıyorum? Bir sonraki değerden bir önceki değeri çıkarıyorum. Bu benim şu değerim olmuş oluyor. Bu şekilde ben son değere kadar ilerliyorum ve bunu tüm hisse senedi verileri için yapıyorum. Ve burada önemli nokta, x'lerde yapıyorum ben bu fark alma işlemini. Bağımlı değişkenim olan y, yani BIST 100 hisse senetleriyle ilgilenmiyorum. Bunları manipüle etmiyorum. Sadece x'lerde fark alma işlemi uyguluyorum. Burada fark alma işlemi uyguladıktan sonra ben drop any'de deyince buradan bir tane row gitmiş oluyor. Ben burada y'lerin de bir tane, şurada ilk y'yi almıyorum. Sonra birden sonra sona kadar tüm y'leri hesaba kat diyorum. Aynı şekilde modelimi kuruyorum. Fit ediyorum modelimi. Sonrasında bu fit ettiğim modelin test x testleri içine alıp prediction'larını yaptırıyorum. Bu benim prediction'larım. Prediction'ları da yaptıktan sonra yine root mean square error hata metriğini hesaplatıyorum. Bu şekilde rms diff'in içerisine yazdırıyorum. Devam edelim. Sonrasında bir hata comparison için bu şekilde bir veri seti oluşturuyorum. Ve hatalarım, gözlenenler, tahmin edilenler bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bu şekilde box plot'ı çizdiriyorum. Ne yapmış oldum ben? Şimdi bir fark alma işlemi uyguladım ben burada. Fark alma işlemini uyguladıktan sonra benim assumption'larımın iki tanesi daha sağlanmış oldu. Ama ne olmuş oldu? Benim assumption'larım sağlandı ama benim yaptığım prediction'lar artık daha az evrensel. Yani benim normalde şu kadar büyük bir alanda prediction yapma durumum vardı bir önceki bölümde. Ama bu bölümde prediction'larım daha küçük bir alanda, daha uçup kaçmamış dediğim gibi. Bu şekilde küçük bir alana yayılmış. Boxplot'ı çizdirdikten sonra hataların grafiğini çiziyorum. Bakıyorum, hatalar daha normal. Bir önceki bölümde daha az normaldi. Burada hatalar daha normal. Neden? Grafik daha da normale yaklaşmış. Burada yine 0.90 ve 0.10'luk verileri, 0.90 ve 0.10'luk percentile'leri kullanıyorum. Ve bu şekilde hatalarımı sınıflandırıyorum. Hataları sınıflandırınca yine 15-15, 115 olarak, bir önceki bölümde 116 idi. Bir tane veri silmiş olduk bu diff aldığımız işlemden dolayı. Bu şekilde hatalarım ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bu bölümde birkaç hareket var. Bu hareketlere bakalım. Şimdi burada benim veri setim normal bir önceki bölümde, bir önceki scatter plot'a göre daha farklı bir yapıda. Örneğin şurada 70-80 binler, burada 79 binlere karşılık geliyor. Yani artıklarım daha fazla burada. Varsayımlarım sağlanıyor ama artıklarım daha fazla. Bu şekilde varsayım kontrolünü de yapıyoruz. Otokorelasyon testine takıldık. Ama 3 tane hata, 3 tane varsayımımız da sağlanıyor. Hataları yakalamak istiyoruz biz. Ne yapmak istiyoruz? Bir önceki yöntemle elde edilen, base data ile elde edilen klaslar ile diff data ile elde edilen klasları karşılaştıracağız. Bu şekilde veri setini oluşturmuş oluyoruz. Ne yapmış oluyoruz? Catplot çizmiş oluyoruz. Catplot ne yapıyor? Şimdi bakalım. Catplot bu şekilde 0, 1, 2 değerlerim var. Ben burada bir order ataması yapıyorum. Yani bu bir zaman serisi. Ben bu zaman serisini x indeksine koyuyorum.
zaman etkisini ortaya çıkarmış oluyorum. Ve hataların birbirleriyle bakın nasıl korelasyonlu olduğunu, hataların birbirlerini nasıl izlediğini görüyorsunuz. Bakın burada otokorelasyon testine takılmıştı. Burada da bunun sağlaması yapılıyor aslında. Hatalar birbirlerini takip ediyorlar burada. Ve burada ilk gözlemden itibaren bakın mavi bölüm sorunsuz şekilde tahmin edilen bölüm. Ama yeşiller negatif bölümler. Kırmızılar da pozitif bölümler. Tamam, güzel. Şimdi bir tane catplot'ımız daha var. Bu da daha bilgi verici bir grafik. Burada bir katman daha ekliyoruz grafiğe. Diyoruz ki benim order'ım var, base data'm var. Order'ıma karşılık gelen base datalarım var. Burada sıfırlar, şu sıfırlar mavi. Buralar yeşil. Buraların da kırmızı olması beklenir normal şartlarda. Ama bakalım alt tarafta burada maviler var. Bakın burada 2 denmiş. Yani diff data'da 2 denen yere base data'da 0 denmiş. Yani base data bunu normal bir şekilde, doğru bir şekilde tahmin etmiş olmasına rağmen diff data sorunlu tahmin yapmış. Geliyorum burada 1'ler var. 1'ler yeşiller. Buranın yeşil ağırlıklı olmasını isterim. Base data buralarda, şuralarda yeşil şekilde tahmin etmiş ama diff data 0 tahmin etmiş buraları. Yani burada yine farklılıklar mevcut. Burada kırmızılar var. Mesela kırmızı olması gereken yerlerde maviler var. Diff data'da kırmızılar bu bölüme akmışlar. Buralarda yürümüşler. Dolayısıyla burada bu şekilde tahminlerimizi, tahmin sınıflarımızı yorumlayabiliyor oluyoruz. Models nesnesinin içerisine bu şekilde kullandığımız yöntemleri, objeleri, metrikleri bu şekilde yazdırıyoruz. Bir sonraki videoda da min-max dönüşümü yapacağız.